Teğet ve normal denklemleri. Merhaba arkadaşlar, yine güzel sorularla birlikteyiz. Sorular Mustafa Yağcı hocamın MY Matematik serisinden. Konu anlatımlı ve soru çözümlü bu matematik şaheseri kitapları açıklamada verdiğim linkten temin edebilirsiniz. Haydi soru çözmeye başlayalım. Evet, y eşittir x kare eksi 5x artı 4 paraboline x eşittir 2 noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sorulmuş. Arkadaşlar, x kare eksi 5x artı 4 paraboline x eşittir 2 noktasından bir teğet çekiyorsak önce bu teğetin bize eğimi lazım. Yani ben eğimi ve bu eğimi sahip doğrunun üzerinde herhangi bir noktayı biliyorsam eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini yazabilirim. Nasıl yazıyorduk? Y eksi y0 eşittir m çarpı x eksi x0 biçiminde ben bu doğrunun denklemini oluşturabiliyordum. Madem öyle, gelin y türevi bulalım. Y türevi eşittir 2x eksi 5'tir. Hangi noktadaki teğetin eğimini istiyordu? 2 noktasındaki. Gelin onu da yerine yazalım. Y türev 2 için eşittir 2 çarpı 2 eksi 5'ten ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 gelecektir. Demek ki eğim neymiş? M teğet eksi 1'miş. Şimdi bir noktası da bilinmesi gerekiyordu değil mi? Bakın burada A x 0, y 0. O zaman ben bu y denkleminde x gördüğüm yere 2'yi yazacak olursam eşittir. 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 artı 4'ten. 2'nin karesi 4. Artı 4 de burada var 8. 8 eksi 5 kere 2 10 eşittir eksi 2. Yani bu noktamız neymiş? Arkadaşlar 2'ye. Eksi 2 noktasıymış. Eğim neydi? Eğim de burada bulduk. Eksi 1. Madem öyle. Y eksi eksi 2 eşittir. Eksi 1 çarpı x eksi 2. Buradaki eksi 2 dediğimiz şu. 2 dediğimiz şurada x eksi 2'deki 2 de buradaki 2 noktası. Eğim de zaten eksi 1'di. Madem öyle. Y artı 2 eşittir. Eksi x artı 2 dersek. Hepsini şu tarafa topla. Y artı x eşittir. İkiler birbirini götüreceğinden bu tarafta sadece 0 kalacaktır. Y artı x benim denklemimdir. Doğru cevap da C seçeneğinde verilmiştir. Bir diğer sorumuz. Denklemi fx eşittir x kare artı 2x artı 3 olan eğrinin üzerindeki 3 virgül p noktasından eğriye çizilen teğetin ve normalin denklemlerini bulunuz. Şimdi hem eğimin hem teğetin denklemini hem de normalin denklemini bulacağız. Bu arada teğet ve normal denklemlerinin, teğet ve normalin eğimleri çarpımı kaçtı arkadaşlar? Eğimler çarpımı yazalım. Eğimler çarpımı ne olmak zorunda? Eksi 1. Yani m teğetle m normalin çarpımı eşittir eksi 1 demek zorundayız. Bunun ispatını da isterseniz farklı bir videoda yapabiliriz. Şimdi benim fx'im neymiş onu bir şuraya çekelim arkadaşlar. X kare artı 2x artı 3'müş değil mi? Şimdi ben bunun türevini bir alayım. Bu türev benim işime yarayacak çünkü birazdan. 2x artı 2. Bir de şurada 3'e p noktası demiş ya. O 3'e p noktasında p'yi bir bulalım arkadaşlar. F3 eşittir. F3 eşittir. 3'ün karesi artı 2 çarpı 3 artı 3'ten. Bakın ne gelecek? 9 artı 6 artı 3'ten eşittir 18 gelecektir. Yani hangi noktadan geçiyormuş bu teğet ve normal arkadaşlar 3 yerine yazınca P noktasında 18 bulduk. 18'den geçiyormuş. 3'ü 18'den geçen ve teğetinin eğimini bulacağız şimdi. Hangi noktadaki 3 noktasındaki F türev 3'ü bir bulalım. 2 çarpı 3 artı 2'den eşittir. 8 gelir arkadaşlar 6 artı 2'den. Bu nedir? M teğet. Teğetin eğimini 8 bulduk. Ne demiştik? Teğet ve normalin eğimleri çarpımı eksi 1 olmak zorunda. Dolayısıyla m normali de bulalım burada. Ben m normal ile teğetin eğimi olan 8'i çarptığım zaman eksi 1 bulacaksam eğer m normal ne gelir? Eksi 1 bölü 8 gelir 8'i karşıya attığımız zaman. M normali biliyoruz şimdi. Peki m teğeti de biliyoruz. Madem öyle gelin teğet denklemini yazalım şuraya. Teğet denklemi. Evet, nasıl yazacağız? Yine aynı mantık. Y eksi hangi noktadan geçiyordu ordinat? 18'den. 18 eşittir. M teğet neydi? 8 çarpı x eksi 3 diyeceğiz. Şurayı bir düzenleyecek olursak y eksi 18 eşittir 8x eksi 24. Hepsini bu tarafa toplayalım. Y eksi 8x eksi 24'ü bu tarafa atarsam ne gelir arkadaşlar? Artı 32 eşittir
sıfır olacaktır benim teğet denklemim. Peki bir de şuraya normal denklemini bulalım arkadaşlar. Normal denklemi. Ben normalin eğimini biliyor muyum? Ne bulmuştuk? Eksi 1 bölü 8. Peki noktayı da biliyorum. 3'e 18. Yazalım o halde. Y eksi 18 eşittir. Eksi 1 bölü 18 çarpı x eksi 3 diyeceğiz. Gene gördüğünüz gibi 18 şuradaki 18. 3 de şuradaki 3. Eksi 1 bölü 18'de normalin eğimi olarak bulmuştuk. Pekala hepsini bu tarafa yığacağız ama yığmadan önce biraz düzenleyelim. Y eksi 18 eşittir. Eksi 1 bölü 18x artı 3 bölü 18 diyeceğiz. Hepsini bu tarafa, pardon şurası 18 değil 8 arkadaşlar. Onu bir düzeltelim. Eksi 1 bölü 8'di çünkü bizim eğimimiz. Şuradaki 18'de karıştırdım sanırım. Hepsini bu tarafa toplayalım. Y artı x bölü 18, pardon yine 18 diyorum 8. 3 bölü 8 de bu tarafa atarsak eksi 18 eksi 3 bölü 8 yapacaktır. İse diyelim y artı x bölü 8 eksi 8 çarpı 18 ne yapar? 80, 144 eksi 147 bölü 8 yapacaktır diyebiliriz. Peki şıklarda bunu bulamazsak ne yapacağız? Tabii ki denklemi tamamını 8 ile çarparsak paydadaki 8'ler de gidecektir. Daha düzenli bir hal alacaktır. 8y artı x eksi 147 eşittir 0 diyebiliriz normal denklemine. Görüldüğü gibi teğet denklemi burada, normal denklemi burada karşımıza çıkıyor. Peki devam edelim. Y eşittir ax kare artı bx artı 3 parabolünün 1,4 noktasındaki teğeti 2x artı 7 doğrusuna paralel olduğuna göre a artı 2b toplamı nedir diye soruyor. Öncelikle zaten noktayı vermiş 1,4 noktasındaki teğetinden bahsediyor. Ve bu hangi doğruya paralelmiş? 2x artı 7. Yani benim bir parabolüm varmış şu şekilde ve şu noktada bir teğeti varmış. Bu teğet arkadaşlar şurada herhangi bir paralel doğru daha varmış. Bunlar paralelse eğer birbirine ve şunun ismi 2x artı 7 ise y eşittir 2x artı 7 ise buradakinin eğimi de 2 olmak zorundadır. Neden? Çünkü bunun eğimi 2 bakın şurada. Madem öyle 1'e 4 noktasındaki eğimi neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. 1'e 4 noktasındaki eğim 2 ise gelin f'in türevini bir alalım. F türev x eşittir ne gelir? 2ax artı b gelecektir. Değil mi? F türev 1 neydi arkadaşlar? Bakın burada bulmuştuk. 2 demiştik değil mi? Şurası. Madem 2 gelin bir yerine yazalım. 2a çarpı 1 artı b yani bu neye eşit demiştik? 2'ye. 2a artı b'nin ne olduğunu bulduk biz 2 olduğunu bulduk. Pekala. Başka ne yapabiliriz yani bu a ile b hakkında başka nasıl yorumlar yürütebiliriz? Fonksiyonda 1 yerine yazdığım zaman 4 geliyormuş zaten. Yani 1'deki görüntüsü 4'müş. Dolayısıyla f1 eşittir. Yaz yerine şurada. A çarpı 1'in karesi artı b çarpı 1 artı 3. F1'i bulalım. F1 eşittir. A artı B artı 3. Bu neye eşit olacakmış? Bakın burada vermiş arkadaşlar 4'e. O halde 3'ü karşıya at ve A artı B'nin 1 olduğunu bul. Ve sonra getir A artı B'yi buraya yaz eşittir 1 diye. Gelin bunları biz birbirinden çıkaralım. 2'den 1'i çıkar 1. B'ler gitti zaten. 2A'dan da A'yı çıkar. A eşittir 1'miş. Hemen A'yı getir ve tam şurada yerine yaz. 1 artı B 1 ise o halde B'de 0'dır. Benden neyi istemişti soru? A artı 2B'yi. O halde A'yı 1 bulduk. B'yi de 0 bulduğumuza göre 1 artı 2 çarpı 0'dan doğru cevabında 1 olduğunu ve Edirne şıkkında verildiğini görebiliriz. Diğer bir soru. Y eşittir fx o da eşittir ax kare artı 2x artı b parabolünün x eşittir eksi 1'deki teğeti y eşittir eksi x eksi 2 doğrusu olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır diye soruyor. Yine bir önceki soruya benzer bir soru. Ve bu sefer yine aynı işlemleri uygulayacağız. X eşittir 1'deki teğetini vermiş bize. X eşittir 1'deki teğeti neymiş? Direkt teğetini vermiş. Bu sefer paralel olan bir şey vermemiş. Bir kere M teğeti direkt şuradan söyleyebiliriz ki eksi 1'dir. Değil mi? O halde F türev X'i bir yazalım sizinle gelin. 2AX artı 2. Ve burada ben F türevde eksi 1 yerine yazdığım zaman yani eksi 2A artı 2 yazdığım zaman teğetin eğimine gelecekmiş, eksi 1 gelecekmiş. O halde eksi 2a eşittir, eksi 3 ise şu eksiler de gitsin, şöyle artı olsun. A ne gelir arkadaşlar buradan? A'nın 3 bölü 2 olduğunu bulabiliriz. Pekala, eksi 1'deki teğeti madem bu,
Bu eksi 1 dediğimiz nokta hem teğetin hem de buradaki parabolün ortak noktasıdır. Dolayısıyla ben eksi 1'i getirip şurada denklemde yerine yazarsam, yani y eşittir eksi eksi 1 eksi 2. Buradan ne gelir? Artı 1 eksi 2'den eksi 1 mi geldi? Yani parabol eksi 1 için eksi 1'den geçiyormuş diyebiliriz, bir işlem hatamız olmadıysa eğer. Evet, daha sonrasında parabol eğer eksi 1 için eksi 1'den geçiyorsa, gelin parabolde eksi 1 yerine yazalım. A çarpı eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 artı bir de B yazacağız. Ben daha öncesinden A'yı bulmuştum değil mi? Bu arada bu eksi 1'e eşit olacak. A'yı da yerine yazalım gelin. 3 bölü 2 çarpı eksi 1'in karesi 1 artı şurası ne gelir? Eksi 2 artı B eşittir eksi 1'miş. Arkadaşlar şurası ne gelir? 3 bölü 2 çarpı 1, 3 bölü 2. Eksi 2'miz var. Bir de artı b'miz eşittir eksi 1'miş. Gelin şurayı yapalım. 3 bölü 2'den eksi 2'yi çıkarırsak ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. Karşıya atarsam b ne gelir peki? B arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2'yi karşıya attım. Eksi 1 artı 1 bölü 2'den eksi 1 bölü 2 gelecektir. B'yi de bulduk, eksi 1 bölü 2. Ben a'nın 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Benden a eksi b'yi istemiş soru. B'nin de eksi 1 bölü 2 olduğunu buldum. Eksi eksi şunlar artı yapacaktır. 3 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 4 bölü 2'dir. 4 bölü 2 de 2'ye eşittir. Ve doğru cevap da B seçeneğidir diyebiliriz. Evet, diğer sorudayız. Şekildeki parabolün denklemi y eşittir ax kare artı bx artı c şeklindedir. AT doğrusu bu parabolün A noktasındaki teğeti olduğuna göre A artı B artı C toplamının değeri nedir diye soruyor. Arkadaşlar şurada bir AT doğru nokta doğru parçası vermiş artık. Bakın bu doğru 1 bölü 2 noktasında, tam şu 1 bölü 2 noktasında fonksiyona, parabole teğetmiş. Bu parabol hakkında başka ne yorum yapabiliriz şekil üzerinden? Bakın 0 için nereden geçiyor? Eksi 1'den geçiyor. Başka ne yorum yapabiliriz? X ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının da 45 derece olduğunu söyleyebiliriz. Madem öyle, tanjant 45 de bana eğimi veriyordu. Tanjant 45 neydi? 1. Demek ki m teğet neymiş? 1. Pekala. Şimdi ben fonksiyonun 0'a eksi 1'i sağladığını biliyorum. Dolayısıyla gelin f0'ı bir yerine yazalım. F0 eşittir a çarpı 0'ın karesi artı b çarpı 0 artı c eşittir. Nereden geçecekmiş? Eksi 1'den. Şunlar halihazırda zaten 0 geliyor. Demek ki c neymiş bir kere? Eksi 1. Yani bana sorulan noktalardan bir tanesi c idi. C'nin eksi 1 olduğunu bulduk. Pekala. Başka nasıl bir çıkarım yapabilirim? Türevini alıp 1 bölü 2'yi yerine yazdığım zaman, çünkü 1 bölü 2 noktasındaki teğetin eğiminden bahsediyoruz. Türevini alıp 1 bölü 2'yi yerine yazdığım zaman eğim ne gelecekmiş? 1. Gelin türevini alalım o zaman sizinle. F türev x eşittir 2ax artı b. Burada neyi yerine yazacaktık? 1 bölü 2'yi. 1 bölü 2'yi yerine yazarsam 2a çarpı 1 bölü 2 artı b ne gelecekti arkadaşlar? 1 değil mi? Peki şu ikileri götürürsem bakın ne geliyor? A artı b'nin 1 olduğunu buluyorum. Arkadaşlar a'yı b'yi bulmayacağız. Neden? Çünkü zaten soruda bana neyi sormuştu? A artı b artı c'yi sormuştu. Değil mi? Ben a artı b'yi burada 1 buldum. C'yi de eksi 1 bulmuştum. Bunların toplamını sormuş. Doğru cevap nedir o halde? 0'dır. Yani C seçeneğidir diyebiliriz. Evet, diğer sorumuzdayız. Y eşittir x küp eksi 3x kare artı a eğrisinin grafiği x eksenine teğet olduğuna göre a'nın alabileceği değerlerin toplamını sormuş. Şimdi x eksenine teğet bir grafik çizmeye çalışalım arkadaşlar. Gelin şuraya şu şekilde. Şurası x ekseni olsun. Şurası y ekseni olsun. Şurası orijinimiz olsun. Bir kalem değişikliği yapalım. Evet, şimdi şurada bir grafiğimiz var ve bu grafik x eksenine teğetmiş. Aynı şu şekilde bir şeymiş. Madem öyle, benim şuradan çekeceğim teğetler, bakın arkadaşlar. Şuradan çekeceğim teğet x eksenine paralel, hatta direkt x ekseninin üstüne çıkmayacak mı? Dolayısıyla bunun eğimi ne olmak zorunda arkadaşlar? Bunun teğetinin eğimi 0 olmak zorunda. Yani olay şu. F'in türevinde şurada bir B noktası seçelim. Bu B'nin türevi neymiş? F'in türevinde B 0 olacakmış. Madem öyle, bu grafik zaten x ekseninin o noktada teğet olduğuna göre x eksenini o noktada kesiyor aslında. Dolayısıyla fb'nin ne olması lazım? Fb'nin de 0 olması gerekiyor. Gene şimdi bunu çözelim. Fb 0'sa bir kere b'nin küpü eksi 3b kare artı a'nın ne olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor.
Gelin bir de sizinle f türev x'i bulalım. F türev x eşittir 3x kare eksi 6x olacaktır. Ve f türev b'nin de ne olması gerektiğini söylemiştik. 0 olmasını gerektiğini söylemiştik. 3 çarpı b kare eksi 6 çarpı b eşittir 0 olacak. Dolayısıyla ben burayı 3b parantezine alırsam, 3b parantezinde burada bir b'miz kaldı. Burada ne kaldı? 2 kaldı arkadaşlar. Eşittir 0 ise burada ya b eşittir 0'dır ya da b eşittir 2'dir diyebiliriz bu denklemi çözersek. Madem öyle gelin şimdi burada elde ettiğimiz şuradaki b'leri şuradaki yerine yazıp şuradan gelebilecek a'ları bir hesaplayalım. B eşittir 0 için zaten 0'ın küpü eksi 3 çarpı 0'ın karesi artı a eşittir 0 olduğundan ve şuradaki sıfırlar gitti. Geriye ne kaldı? A eşittir 0. A'nın alabileceği değerlerden bir tanesini bulduk. Peki devam edelim. Bir de ne yazmamız gerekiyordu? 2 yazmamız gerekiyor. Yazalım arkadaşlar. 2'nin küpü eksi 3 çarpı 2'nin karesi artı a eşittir 0 olacaktır. 2'nin küpü 8. Eksi 3 kere 4 12 artı a eşittir 0 ise şurası eksi 4 gelir. Eksi 4'ü karşıya atarsak a eşittir 4 gelir. A'nın alabileceği diğer değer de 4'müş. Bu değerlerin toplamını istemişti arkadaşlar soruda. 0 artı 4 eşittir. Sorunun cevabını verir bize diyeceğiz. Diğer örnek y eşittir 2x küp artı ax artı 1 eğrisinin x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 noktasındaki teğetleri birbirlerine paralel olduklarına göre a kaçtır? Yani f'in türevini hemen bulun. Ne yapmamız gerektiğini bence siz gayet iyi anladınız. F'in türevi nedir? 6x kare artı a. Değil mi? Evet, şimdi burada diyor ki eksi 2 noktasındaki teğetin eğimi de 2 noktasındaki teğetin eğimi de birbirine eşit diyor. O halde f türev eksi 2'nin aslında f türev 2'ye eşit olduğunu söylüyor değil mi bize? Gelin o zaman şurada yerine yazalım. 6 çarpı eksi 2'nin karesi artı a eşittir. 6 çarpı 2'nin karesi artı a diyor. Şimdi ben burada şu 6 çarpı eksi 2'nin karesinin aslında 2'nin karesi. Bu tarafta da aynısı var. O halde bunları götürürsem a eşittir a gelir. Değil mi? A kaçtır diyor. A burada tüm reel sayılar olabilir. Doğru cevap da Edirne'dir diyebiliriz. Bir diğer sorumuzdayız. Y eşittir x kare artı k paraboline orijinden çizilen teğetler birbirine dik olduğuna göre k kaçtır diye soruyor. Öncelikle şu şekilde bir resmetmeye çalışalım biz bu parabolü ve geçen teğetleri. Şurası y ekseni, şurası x ekseni olsun arkadaşlar. Benim parabolüm x kare artı k biçiminde olduğu için siz de bilirsiniz y eksenine göre simetrik olmak zorunda değil mi? Hatta şurası da k noktasıdır diyebiliriz. Pekala. Şimdi bu k'yı soruyor zaten bize. Ben buna çizdiğim teğetleri, buna çizilebilecek teğetleri, şuradan orijinden çizilebilecek teğetleri şu şekilde gösterebilir miyiz? Biri şu, öteki de şu olsun. Evet, biraz TYT benzemedi ama böyle kabul edelim. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir kere bu y eksenine göre simetrik olduğu için şuradaki teğetin değme noktasına a, şuradaki teğetin değme noktasına da eksi a diyebilirim. Ve bu noktadaki teğetlerin eğimleri de şuna d doğrusu diyelim, şuna t doğrusu diyelim. MD eşittir 2a ve MT eşittir eksi 2a diyebiliriz. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü bunun türevini aldığımızda y türevi eşittir 2x gelecektir. Ve x gördüğüm yere a'yı ve eksi a'yı yazdım. Pekala. Başka ne yapılabilir? Arkadaşlar bir kere bunlar birbirine dikmiş. Dik oldukları için eğimleri çarpımı da yani şurada 2a ile eksi 2a'nın çarpımı ne gelmek zorunda? Eksi 1. Yani eksi 4a kare eşittir eksi 1 ise buradan a kare eşittir 1 bölü 4 şu eksileri götürdük ve 4, eksi 4'ü karşıya attık. Pekala. A kare 1 bölü 4 ise a ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 veya a eşittir eksi 1 bölü 2. A'yı 1 bölü 2 yani şuradaki a'yı 1 bölü 2 olarak kabul ettik. Çünkü sağ tarafta pozitif olarak a'yı kabul etmiştik. Götürüp şurada yerine yazarsak bir kere md'yi 1 buluruz. mt'yi eksi 1 buluruz. Burada ilginç bir detay var. Neden? Çünkü md'yi 1 ve mt'yi eksi 1 bulduk ya. Bu arada şurayı eksi 1 yazmamışız. Eksi 1 bulduk.
Demek ki bu MD dediğimiz eğimi 1 olan doğru aslında y eşittir x doğrusuymuş. Ve MT'yi de burada bulmuştuk. Demek ki bu da y eşittir eksi x doğruymuş. Sebep çünkü eğimi eksi 1, diğerinki de 1. Madem öyle, bu güzel bir şey, bizim için işimize yarar bir şey. Y eşittir x ve y eşittir eksi x doğrular olmaları. Mesela ben şurada a'yı az önce 1 bölü 2 bulmuştum. 1 bölü 2 üzerinden yola çıkalım. Ben 1 bölü 2'yi fonksiyonda yerine yazdığım zaman aldığım görüntü nedir? 1 bölü 2'nin karesi artı k'dır, değil mi? Şimdi y eşittir x'i de sağlamak zorunda. Demek ki apsisle ordinat birbirine eşitmiş. Yani 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 artı k'ymış. Şu 1 bölü 4'ü bu tarafa atarsanız soru bitecektir. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 eşittir k. 1 bölü 2'den 1 bölü 4'ü çıkarırsak k eşittir 1 bölü 4 diyebiliriz. Yani doğru cevap da D seçeneğinde verilmiştir. Bence gayet güzel bir soruydu. Şimdi bu soruyla alakalı burada bir not var. Notu bir okuyalım. Diyor ki ax kare artı bx artı c parabolüne orijinden çizilen, bakın orijinden çizilmesi önemli. Orijinden çizilen teğetler birbirlerini dik kesiyorlarsa b kare eksi 4ac eşittir eksi 1'dir diyebiliriz. Arkadaşlar bundan sonraki çözümlerinizi eğer orijinden geçenler birbirine dik ise teğetleri, bundan sonraki çözümlerinizi bu şekilde yapınız. Hatta az önceki soruyu bir de böyle çözelim. Az önceki sorunun çözümünü tekrar edecek olursak şu şekilde uzun bir çözümdü. Aslında güzel de bir çözümdü. Ama şu gösterilen kurala göre çözersek bir de böyle yapalım. Delta neydi arkadaşlar burada? B kare eksi 4 ac'si. Bunun b'si 0 olduğu için 0 eksi 4 çarpı 1 çarpı k eşittir. Ne diyeceğiz? Eksi 1. Buradan eksi 4k eşittir. Eksi 1 ise şu eksileri götürelim. K eşittir 1 bölü 4'tür çıkacaktır. Bu şekilde sorunun çözümünü çok daha basit ve kısa ve anlaşılır hale getirebiliriz. Bir diğer sorumuz. Y eşittir x üzeri 4 eksi 3x kare artı x artı 3 eğrisinin x eşittir 1 noktasındaki teğetinin x ve y eksenlerini kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? X eşittir 1 noktasındaki teğetini ve denklemini bulalım arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim mi? Y türev eşittir 4x küp eksi 6x kare artı 1. Y'nin türevini bulduk. X eşittir 1 noktasındaki eğimini bulalım bu teğetin. Y türev nereye yazıyoruz? 1'i eşittir 4 çarpı 1 eksi 6 çarpı 1 artı 1. 4'ten 6'yı çıkar. Eksi 2 1 ekle eksi 1. Demek ki M teğet neymiş arkadaşlar? Eksi 1'miş. M teğeti bulduk. Pekala hangi noktadan geçiyor? Bir de onu bulalım. Yani Y'de x gördüğümüz yere 1'i yazalım. 1 eksi 3 artı 1 artı 3 mü gelecektir? Şu artı 3 ile eksi 3 geçsin. 1 artı 1'den 2. Yani fonksiyon hangi noktadan geçiyormuş? Bir A noktasından geçsin. 1'e 2 noktasından geçiyormuş diyeceğiz. Pekala devam edelim. Şimdi madem 1'e 2 noktasından geçiyor ve eğimi eksi 1. Ben bunun denklemini nasıl yazıyordum? Y eksi 2 eşittir. Eksi 1 çarpı x eksi 1 diye yazıyordum. Yani y eksi 2 eşittir. Eksi x artı 1. Hepsini bu tarafa toplarsak y artı 2 y artı x eksi 3 eşittir 0 gelecektir. Şimdi bu teğet denklemi değil mi? Ve diyor ki bu teğetin x ve y eksenlerini kestiği noktalar arası uzaklık. Yani diyeceğim ki x'e bir 0 vereceğim. X eşittir 0 için y eşittir 3 çıkacak. Ve y eşittir 0 için de x ne gelir? 3 çıkacak. Yani bu teğet 3'e 0 noktasında şurada ve 0'a 3 noktasında şurada x eksenini ve y eksenini kesiyormuş. Bunların arasındaki uzaklığı soruyor. Yani şu uzaklığı soruyor. Burası da dikti zaten. 3 3 ise burası nedir uzaklık? 3 kök 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bu videonun da sonuna geldik. AYT ve TYT tarzında soru çözümlerim devam edecek. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize dikkat edin.